Programda maçtan önce de söylemiştim. İyi hazırlandık. Geçen seneden 12-13 tane oyuncu arkadaşlarımız Vespor'dan aramızdan ayrıldılar. Biz de bu oyuncu arkadaşlarımızın yerine yeniden oyuncular transfer ettik. Oyuncu kardeşlerimiz aramıza katıldı. Yeniden bir takım kurmaya çalışıyoruz. İşin özeti. Hala birkaç noktalarda eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi giderebilmemiz için yönetimimizle birlikte çalışma içerisinde şu an görüşmelerimize devam ediyor. Bununla beraber ilk maçlar zordur. Herkes için zordur. Herkesin kendine göre eksikleri var, zorlukları var. Gençler bir takımda iyi hazırlanmışlar. Biz onları son oynadıkları maçta yaptığımız analizden bile onlar da kendilerine göre iyi oyuncuları var. Hala onların da almak istedikleri bazı eksik noktaları olduğunu biliyoruz. Bizim de kendine göre eksiklerimiz var. Ama buna rağmen bugün burada her iki takım iyi mücadele etti. 39. dakikaya kadar rakip stoper atılıncaya kadar da oyun ortadaydı. Biraz bizde, biraz gençler birliğinde. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra devre arası şunu söyledim oyuncularına. Asıl işimiz bundan sonra başlıyor. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra genelde bir takımlarda rağbet olur. Rağbete kapılmaması gerektiğini, sakin olmamızı, futbol oynamamızı gerektiğini, topu yere indirerek, oyunun yönünü değiştirerek, rakibi biraz daha yorarak, boşluklar bulup o boşluklardan gol atmamızı, maçı kazanmamızın gerektiğini söyledim. Nitekim bir rağbet oldu, oyun dengelendi. O ara bir dokunuşlar yaptık işte, atama oyunu alarak. Sonra hemen oyunu dengeledik, top yere indi. Birkaç tane yön değiştirerek kanatlardan getirdiğimiz topla golü bulduk. Sonuçta öne geçtik ama son 5-6 dakikada da Gençler Birliği oyunu risk etti. İki tane gol kaçırdı, atabilirlerdi. Sonuçta bu kadar yani eksik mi diyelim, bu kadar her iki takımın da kazanma arzusuyla ortaya çıkan sonuçta biz kazandık. İlk maçlar zordur ama biz zor olanı 3 puanla geçtiğimiz için bu hafta 3 puanla başladığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gençler Birliği geçmiş olsun, onlara da başarılar diliyorum. Bu galibiyet ilk maçımız yönetimimize, taraftarlarımıza armağan ediyorum. Soru soran varsa cevaplayabilirim. Buyurun. Hocam siz geçen sene Ankara gündeyken büyük bir stat problemi yaşadınız. Yani cami olarak yaşandı gerçi bu. Şimdi Eryaman Stadı'na çıktınız. Ambiyans nasıl, atmosfer, stadın durumu nasıl? Bana nasip olmadı burada oynamak. Ankara Gücü teknik direktörü olarak. İsterdim. Bunları geri dönüp konuşmak istemiyorum. Ben bütün yaptığım hizmetlerinden dolayı hep beraber Samsun'da bir toplantı yapmıştık. Hatırlarsınız Ali abi, biliriz büyüğümüz olarak. Biz dedim hep birlikte çalışırsak, ekip olursak, taraftarımızla, medyamızla, yönetimimizle biz ancak o zaman başarılı olabiliriz demiştim. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz orada bunu Rize'de de basın mensuplarına söyledim. Çok güzel bir ekip olmuştu. Belki yeri geldi, kötü maçlar oynadık, yanlış taktik verdik, gene de bizi eleştirmediniz, bize destek oldunuz. O takım nereden nereye geldi? Ben o günkü şartlardan bugüne kadar Ankara Gücü'ne elde ettiğimiz başarılarımızdan sonra herkesin emeği olduğunu düşünüyorum. Ben bütün haklarımı, emeklerimi Ankara Gücü'ne helal ettim zaten. Yine helal ediyorum huzurumuzda. Tamam.